Silahlı kuvvetler içerisindeki darbe zihniyetinin önüne nasıl geçilebilir? Evet, yani bunun tabii hükümetin üzerine düşen görevler var. Hiç Silahlı şüphesiz, kuvvetlerin evet. üzerine düşen görevler var. Ama siz işin Bizim halkın içerisinde tabii. bulunmuş bir Şöyle, albay olarak. evet. Bir defa asker liseler ve harp okullarına girişlerde mülakat sistemi mutlaka kaldırılmalı. Yani bu mülakatlarda benim kendi başıma da geldi. Bir yeğenim Gata'yı kazandı. Mülakata girdi. Mississippi mi, Amazon mu uzun? Bir iki bilim adamı çıkmış demiş ki Amazon'un şeyi şuradan başlar, onun için daha uzun. İnternette ikisi de uzun gösteriyor farklı Evet. farklı şeylerde. Ondan almadılar. Israrla devreye girmemize rağmen iki mülakatta dediler ki sonradan anladık ki bazı şeyler var. Neyse, bu mülakat sistemi kaldırılmalı. İnsanlar raporunu önceden almalı. Standartlar zaten belli. Evet. Ondan sonra sınava girmeli. Tercih aşamasında tercih edip direkt yerleştirilmeli. Bir ay içerisinde güvenlik soruşturması yapılır, alınabilir. Artı müfredatlar mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Yani müfredatta insanların, bu halkın bir parçası olduğu ifade edilmeli. Birinci sınıf falan değil. Hepimiz birinci sınıfız. Türk Evet. milleti olarak gösterdik ki bütün dünyaya Türk milletinin her ferdi birinci sınıftır. Hatta komedi şeklinde markete Hipster koşan, var. bankamatiğe Evet. koşan profesörün oyuyla tankın üstüne çıkan, önüne yatan bizim halka oy Evet, verir midir diye evet. Bir farklı sürü şeyler de tartışmalar oldu. yeni Hakikaten gündeme biz birinci gelmeye sınıfız. başladı, evet. Halkına sadakat, devletine, hükümetine sadakat konusunda müfredatlar değiştirilmedi. Artık silahlı kuvvetlerin içerisine sirayet etmiş böyle bir darbe kültürü ortadan kaldırılmalı. Darbe, hani Amerika'da vergi kaçırmak en büyük suçtur. Asla Evet. bu şey kaçamaz kimse, affedilmez derler. Darbe yapmak 100 kızartı suçtan daha aşağılık bir suç gibi algılanmalı. Ki gördük bu darbede. İnsan 50 tane özel harekat polisimizin üzerine bomba atıyor. Yani bir uçaktan bu size teslim edilmiş bir emanettir yani. Evet. Böyle şey olur mu? Veya helikopterden topluluğu tarıyor. Polis aracını tarıyor. Emniyet müdürlüğüne bomba atıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biraz önce orada toplantıdaydım. Sayın Başkanımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun ziyareti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yunanlıların yapmadığı şeyi yapıyor yani. Evet. Böyle bir şartlanmışlık. Dolayısıyla bu insanları eğitim müfredatı değiştirerek bunların yapılması gerekiyor. Artı bizim tabii asli olarak bazı tekliflerimiz vardı. Adnan Tanrıverdi Paşamız var, Evet. emekli Tuğgeneral. Evet. Onun önerileri, silahlı kuvvetlerin mutlaka modernize edilmesi, reformist bir şekilde Evet. dönüştürülmesi gerekiyor. Belki bu tabii alınacak büyüklerimizin alacağı kararlar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na Evet. bağlanabilir. Yani bu tedbirler olabilir. Milli Güvenlik Kurulu dönüştürülerek bir danışma meclisine dönüştürülür. İçerisine yüksek yargıdan, üniversitelerden, YÖK'ten bazı şeyler alınarak ilgili bakanlar, başbakanımız, cumhurbaşkanımızın başkanında bir şekilde dönüştürülebilir. Ankara'da meclisin çevresine bakarsak, meclisin çevresinde o kadar çok askeri birlik var ki, Evet. daha önce Bir onu çok kıtanın içerisinde dillendirdik. yer alıyor Bir de tören adeta. kıtası vardı, onu Evet. çıkardılar, polise verdiler, emniyetine, emniyet güçlerimize verdiler. Muhafız alayı yani utanılacak bir şey ama her darbede Cumhurbaşkanı teslim almaya kalkan birlik. Evet. Yani size kendine emanet edilmiş insana böyle hainlik. Bizde bazı hasletler Lağvedildi vardır. zaten. Evet. Düşmanınız bile size sığınsa ona bir şey yapmazsınız. Yani burada kötü örnekler çok oldu. Hakikaten insan bu milletin içerisinden böyle insanlar çıkmasından dolayı da üzülüyor yani. Muhafız alayının silahsızlandırılması tamamen törensel yani karşılama, bize dışa karşı temsil edecek niteliğe getirilmiş uzmanlardan oluşturulduğu seçme. Başında subaya subay olabilir. O uzmanlar belli bir yaştan sonra gençleştirilerek diğer görevlere aktarılır. Diğer arkadaşlar onur edilecek görevlere. Bu temsili bir şey olur. Polis mutlaka Cumhurbaşkanlığımızda bir savunmaya karşı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'nin kurulması gerekiyor. Eğitimi, donanımı ve silah yapısıyla mutlaka hem taarruz hem de savunma olarak seçme birliklerden özel harp gibi. Özel harp dışa karşı, Evet. muhafız birliği de içe karşı eğitilmeli, iç tehdide karşı mutlaka o gerekiyor. Polis harekatın güçlendirilmesi gerekiyor mutlaka ve Ankara'nın biraz boşaltılması gerekiyor. O kadar çok asker var ki Ankara'nın içerisinde, meclisin çevresinde inanın Evet efendim. çok büyük bir, Hakikaten öyle. Ankara'ya yani mutlaka gelmeyenler bilmezler boşaltılması ama böyle gerekiyor. adeta bir Evet. kampüs gibidir Harp burası. okulunun illa Ankara'da olması gerekmiyor. Dışarıda bir yerde olabilir. Harp okulu öğrencileri, askeri okul öğrencileri
bu şekilde kandırılıp onların gelecekleriyle de oynandı. Tabii evet. Belli seçme insanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakikaten eğitimi çok iyidir. Yani erbaşı er eğitimi de, subay as subay yetiştirme eğitimi de çok kalitelidir. Öğrencileri seçmedir. Evet. Böyle insanları almışsınız, yani bunlara güzel bir müfredatla, vatanına, milletine sadık, bugüne kadar hep böylelerdi. Ama evet, içerisinde bir grup bunları, yani kişilerin zafiyetlerini kullanarak, taassuplarını kullanarak kandırmış, kendilerine bağlamışlar. Böyle bir kötü emele hizmet için yetiştirmişler. Yani emir subaylarınız, şunlar bunlar, yaverleriniz bu şekilde çıkıyor. İnşallah bundan sonra inşallah bu tür şeyler olmaz. Mutlaka müfredatta bunların yeni bir eğitim sistemiyle ele alınması. Gerekirse subaya subay yetişecek kaynakların farklı bir şekilde döndürülmesi gerekiyor. Peki.